Zamlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Fiyatların düşeceğini, fırsatçılara da göz açtırılmayacağını söyledi. Sizce fiyatlar düşer mi? İyi bir takip olursa neden düşmesin? Yani sağlıklı bir kontrolden sonra neden düşmesin? Düşer tabii ki. Valla son zamanlarda piyasada işte bu hastalıktan dolayı hem de efendim denetimden dolayı fiyatlar yükselmiştir. Valla zor düşer herhalde fiyat. Fiyatlar zor düşer de neyse yani inşallah başımızdan Tayyip'imizi eksik gitmez de biz çekeceğiz bazı işleri yani. Allah yani tek Tayyip'imizi başımızdan eksik gitmesin. Hatta benim saatimi donabilirsin yani. Böyle yani biz Tayyip'imizden çok memnunuz. Baharlık da olsa bunları çekeceğiz, kilonu başımızdan sanmayacağız yani. Bizim yapacağımız başka iş yok. Biz öbürlerinden bize bir tane hayır gelmez yiyelim yani. Sizce bu fiyatlar neden yükseldi? Valla bu fiyatlar işte CHP'lilerde, MHP'lilerde yani bu işler tüm yani böyle gizli eski zenginler işte bazı işleri çekim gücü yapıyorlar. Hatta aldığını çürüyor, soğanları çürütmediler mi? Yani böyle insanlara oyun geçiyorlar yani. Başka yapalım bir iş yok yani. Hakkında hiç baharlık bile yok yani. Baharlık bile yok. Ne yapalım yiyeceğiz. 10 liraya domates yiyeceğiz. Yine Tayyip'imize kötü yemeyeceğiz yani. İnşallah düşer. Düşürmeye çalışsa iyi olur tabii. Her gün artışıyor. Ya 65 lira olmuş. İnşallah doğrudur yaptı. Yani düşer. Düşüş var. Sizce neden yükselmişti bu fiyatlar? Fırsatçılar bu anda tabii fırsat buluyor bu anda. Hemen anında şey diyorlar. Şimdi biz tarımda uğraşıyoruz. O da gübredir. Buna benzer mazottur. Her şey zam. Fiyatlar düşer mi? Maalesef düşmez. Mesela örnek veriyorum geçen sene mazot aynı fiyatken gübre düşüyordu. Şimdi mazot gene aynı fiyatta gübre uçtu. Yani bu çiftçi bitik. Bence düşmez. Yani o verdiği zamlar zaten dişimizin kovuğuna gitmedi yani. Yetişmez yani. Olmaz yani. Ama açıklamalarda bulundu düşeceğiyle ilgili. Hani yani işte daha herhangi bir şey olmadı yani. Sizce bu fiyatlar neden yükselmiş? Ya ekonomi kriz var ortalıkta. Valla şu an hiçbir düşüncem yok. Evet. Zamlar ister istemez rahatsız ediyor ama yani şu an bir düşüncem yok yani o konuda. Zannetmiyorum. Bu yani zannetmiyorum düşeceğini. Yani hiç düşeceğini zannetmiyoruz çünkü Türkiye'de ne zaman zam konusu hep daha üzerine gidildi. Yani inşallah düşer temennimiz o yönde ama zannetmiyorum açıkçası. Yani çünkü fahiş fiyatta zamlar var. En azından 5 litre ya artık yani altın değerinde. Yani biliyorsunuz TikTok videosu falan görüyorum ara sıra. İnsanlar yani kırmızı halı seriyorlar. Diğer asgari ücret alanları inanın düşünemiyorum. Evine ekmek götüremeyenleri hiç düşünemiyorum. Üzülüyorum onlar için. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Bu fiyatlar neden yükselmiş? Fırsatçılık. Yani ülkemizdeki fırsatçılık anlayışı bu yani. Fiyatların düşmesi mümkün değil. Çünkü bu tamamen üretimle alakalı bir şey. Üretim yapmadığınız yerde fiyatları nasıl düşürebileceksiniz ki? Arz talep dengesi. 600 bin esnaf odalarına kayıtlı çiftçi kalmış. Bu çiftçilerin ürettiği ürün belli, gübrenin kilosu belli. Gübreye yapılan zamlar belli dolar bazında. Yani fiyatlar nasıl düşebilir ki? Şöyle baktığınız zaman 2002 yılında dolar 1 lira 32 kuruşken şu anda dolar 8 liraya dayanmış durumda. Yani bunu euroya kıyasladığınızda 10 liralık bir euro değeri yapıyor. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. En büyük paramız 200 liralık banknot. Bu 200 liralık banknot oldu 20 lira. Dolayısıyla büyük bir devalüasyon geçirdi Türkiye. Paradan 1-0 değer kaybı oldu. Bu anlamda fiyatların maalesef düşebilmesi mümkün değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunlar sadece samimi iyi dilek. Şimdi düşürmeye çalışıyor ama inşallah da düşürür. Düşer, yani, düşürür de işini bilir o. Her yer müfettiş tuttu. Her yer geziliyor şu an. İşinde bilen birisi. İnşallah düşürür. İnşallah doğru yolu da buldurur. Ya fiyat şimdi şöyle diyeyim, artık pandemiden mi oldu ne oldu, arabalara bile güç yetmez oldu yani. Hiçbir şeye güç yetmez oldu yani. Her şey çok pahalı. İnşallah düşer yani. Artık bu dışarıdan mı, imalat mı yok bilmiyoruz yani. Cumhurbaşkanımız ne istemilir? Düzgün şeyler yapacağını, yani doğru şeyler yapacağını ve olacak şeylerin olacağını düşünüyorum. Düşer yani Allah'ın izniyle. Bu fiyatlar düşer. Yeter ki kontrol olsun, takip olsun. Düşmemesi mümkün değil. Takip yapılacak dediyse Cumhurbaşkanı takip yapılacaktır. Şimdi burada en önemli şey ne biliyor musun? Bakın yani bu hafta yoğurt 12 lira, öbür hafta 13 lira. Bunlar ayrı. Veya zeytinyağı veya zeytin. Terekte fiyatı okuyorsunuz 17 lira. Kasaya gelirsin 24 lira. Bu çok gizli bir zam. Bu hırsızlık, bu cebimizden paranın çalınması demek. Esas bunun denetlenmesi lazım. Fiyat artışının sebebi nedir? Yani fırsatçılık. Yani dürüst olmamak, ticari ahlakın olmaması. Başka bir sebep yok. Ayıp, yazık, günah. Yani fırsatı ganimet biliyor. Yakın zamanda yani pandemiden kaynaklı biliyorsunuz dünyada bir sıkıntı var. Yani düşeceğini sanmıyorum ben. Zamanla değişir mi? Tabii ülkenin ekonomik sıkıntıları durumu. Toparlama da olabilir. Şu an hani net bir şey söyleyemiyoruz.
Fiyatlar genel olarak biraz önceki bahsettiğim gibi dünyadaki salgının vermiş olduğu sıkıntıların sonucu bu şekilde devam eder herhalde. Ha, yükselen fiyat bir daha düşmez. O artık sabitlenmiştir. Yani zannetmiyorum. Zam yapıldıktan sonra düşmez. Fırsatçılar her şekilde bunu değerlendirdiler tabii ki. Yani her zaman olan zaten orta kesim oluyor. Bizler her zaman mağdur oluyoruz. 5 kilo zeytinyağı olmuş 75-72 milyon. Yani Allah'tan reva mı bu? Ha bu nedir? Üstüne düşen yok, denetleme yok. Denetleme olsa zaten bunlar da fırsat bulup da bu şekilde kendi kafalarına göre biri 65, biri 75 yapamaz. Fiyatlar ne yükseldi? Fırsatçılık var. Üstüne düşen de olmuyor, denetleme olmayınca.